Gerçekten lise öğretmenlerinin işi çok zor. Yani bir insanın en deli kanlı olduğu dönemler, en deli çağlarında gençleri zapt etmeye çalışıyor. Çok zor lise öğretmenlerinin işi. Hele burası bir erkek lisesi ise işin daha da zor. Bir serimiz var. Şimdi üçüncüsü geliyor. Erkek lisesi. İyi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Diyorum ya. Ayı olayı bazuka at. Saçma iş yapma. Hayvan bazuka at. O ne yapıyorsun? Yok oğlum, akşamki beden dersi için aldım ya. Ha. Damacanayı. Oğlum koşunca susuyorum, ne yapayım? Oğlum sen koşamıyorsun. Sen duruyorsun, dünya senin ekseninin etrafında dönüyor. Ne yapayım kardeşim? Su içiyorum, yarıyor. Ne yapayım? Lan onu kim içse yarar. Hayvan öyle su mu var? Öyle su mu içilir? Öyle mi kardeşim? Ben de size müthiş bir haber verecektim, vermiyorum. Ne verecektin? Vermiyorum. Oğlum, oğlum lan. Söyle lan sen. Vermiyorum, pişir. Vermiyorum. Pişir. Söyle hiç lan. Vermiyorum. Hadi şişir. Ver. Söyle lan. Çilit. Çilit. Vermiyorum. Söyleme lan, söyleme sen. Söylesin. Söyleme lan. Gelin lan. Ne dedi? Salak, yalan yapıyorum. Gelin lan. Abartma, o kadar komik değildi ki oğlum. Haber önemliydi lan, söyleyeyim mi? Söyle lan, hadi söyle. Ne? Beyler, yan tarafa kız meslek lisesi açılıyormuş. Kardeşim! Kalbine indi lan! Hem de giriş çıkış saatleri bizimle aynıymış. Oğlum iyi misiniz lan? Böylelikle ne olacak? Giriş çıkışlarda kızları görebileceğiz. Kız lan! Kız! Sarışın! Allah'ım! Rabbim! Yüreğimi! Yürüyor mu lan? Yüreğimi iniyor lan! Yürüyor mu bu? Yüreğimi iniyor lan! Şükürler olsun. Beyler, kötü haber. İnşaat 3 yılda bitiyormuş. Beyler, yürüyün şu binanın temelini atalım, yürüyün. Lan oğlum bir dakika, saçmalama. Lan oğlum biz inşaattan ne anlarız, durun ya. Niye kardeşim? Bak basit bir matematik yapalım kardeşim. Buyurun. 100 işçi bir kız meslek lisesini 100 günde yapıyorsa... 3 erkek meslek liseli bir kız lisesini 3 günde yapar. Hadi oğlum o zaman. Ya, beyler, oğlum öyle olmaz. Kaçırdığımız bir yer var. Nedir? Çok çimento gider böyle. Doğru. Pahalı. Anladın mı? Olmaz. Doğru. Senin... Bu okul ne zaman biter diyordun sen? 3 yıla. 3 yıla. 3 yıl sınıfta kalalım. Süper fikir! Sen okul başkanı olmalısın. Sen okul başkanı olmalısın. Sıraya geç diyor. Hayır. Sıraya geç. Hocam hep bu bize. Sıraya geç. Arkadaşlar burada sıraya geç. Sıraya geç. Serseriler. Ne bu saçın haline, bu favorileri ne? Bu sakalları tutacak. Kravatını bağla. Göbeğini çek. İmkansız. İki dakika. Çek göbeği. Nasıl çekti? Böyle duramam, böyle duramam. Yarım adım geri gel. Hizayı bozuyorsun. Hanginiz yaptı? Neyi? Bak kızıyorum. Nasıl? Ne nasıl lan? Ne zaman hocam? Lan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Geç sırana! Sıradasın zaten. Kafa bırakmadınız bende. Hocam o arkadaşın gelgitleri var. Arada oluyor. Oluyor. Kes! Tuvaleti. Neden turnikeli yaptınız lan? Hangi turnikeli? Turnike koymuşsunuz önüne. Herkes paralı geçiyor. Biz yapmadık. Bizim alakamız turnike yok. Turnike ne hocam? Hocam 11 diye yaptı diye biliyorum ben. Şimdi anlar. Bunlar ne lan? Hocam. Ha? Bunlar o şey parası değil. Bunlar... Ben dilencilik yapıyorum hocam boş zaman. Tabii. Özü kabahatinden beter. Kovuyorum seni. Hocam. Kovuldum. Onu kovarsanız ben de giderim. Ben de giderim. Ben de giderim. Siktire gidin. Hiç bu adama da blöf yapmaya gelmiyor. Ne bu gülüktü? Ne bu gülüktü?
Kendime bak! Bu ne? Hayvan! Terbiyesiz! Müdüre çok özür dilerim. Ben sizi böyle sırada görünce çok affedersiniz. Hocam, Erdem Hoca az önce size hayvan dedi. Haberiniz olsun. Farkındayım, gerçek. Sorun değil hocam. Sıraya geçince kafa karıştı tabii. Estağfurullah. Senin üniforman nerede? Üniforman nerede? Hocam. Hocam affedersin. Lütfen sıraya gel. Evet, öğretmenler olarak sıradan çıkalım biz. Evet hocam ya. Kafa karışıyor. Bakın hocam. Gerizekalı sırana geç. Hocam müdür bey bizi okuldan attı. Bir şeyler yapın. Hocam ne oluyor? Sebep nedir? Hocam. Öğrencilerin tuvaletinin önüne turnike koymuşlar. Herkes parayla geçiyor. Hocam açıklayabilirim. Oğlum öğrencilerin tuvaletinin önüne turnike koymuşsunuz. Adam anlamış. Açıklayacak hiçbir şey kalmadı. Baya anlamış. Sen niye anlamadın? Ben öğrencilerime para ödetmem. Bu düzenbazlara harcatmam onları. Hocam fakat çocukların ticari zekasını görmüyor musunuz buradaki? Evet hocam. Evet. Bu bir ticari zeka hocam. Bakın en son yaptığım ticari zekama bir bakar mısınız? Arif'in evinde ampul patladı. Bizim mutfaktaki ampulü alıp Arif'e 30 liraya sattım. Siz evde ne yapıyorsunuz? Nasıl aydınlanıyorsunuz? Babam mal buradan ampul aldı. Kaç lira verdi? 50 lira. Zarardasın gerzek! Hocam görüyor musunuz? Kimi savunuyorsunuz ya? Ben zararda değilim hocam. Babam zararda. Ticarette babamı tanımam hocam. İşimi niye zorlaştırıyorsun? Hocam niye zorlaştırıyorsun? Allah. Hocam çocuklar bir şekilde kendilerini bu hayata tutundurmaya çalışıyorlar. Şöyle yaparız, o turnikeleri sökeriz yerinden. Ne kadar para kazandılarsa o paraları toplarız, okul için harcarız. Evet hocam harcarız. Yarısını ver. Harcarız hocam. Veririz. Tamam hocam, tamam. Sizin dediğiniz gibi olsun. O turnikeyi hemen çözün, tamam. Sökün. Ne yapıyorsanız yapın. Arif. Hocam. Bir lira versen oğlum. Turnikeyi sökene kadar tutamam. Hay Allah, şöyle. Serseriler! Koskoca adam bir lirası yok. Cebinde bir lirası yok. Sen adamsın hocam. Hocam. Vallahi ikincisin. En sevdiğimiz hoca sensin. Şey kralsın. Kıyağını yaptın hocam. Vallahi yaptın. Ya, babalığını yaptı. Yaptın. Abi geçin yerinize. Kralsınız geçin hocam. Yerinize. Ya bu nedir ya? Ben size adam olun diye uğraşıyorum. Haytalık yapmayın diye uğraşıyorum. Siz niye sürekli bir başıma bela açıyorsunuz ya? Arkadaşlar bu şekilde olmaz. Şuraya bak. Ya şu sınav sonuçlarına bak ya. Hepiniz aynı cevabı vermişsiniz. Aynı soruları sordunuz hocam. Doğru. Evet. Doğru. Doğru. Neye şaşırdın? Ben anlamadım. Bak neye şaşırdınız hocam? Mantıklı aslında. Biz mantığı çözdük hocam. Neyi çözdün? Mantığı. Mantığı çözdün öyle mi? İçinden geçtik hocam mantığın ya. Sınav sonuçlarınızı gördün mü mantık sınav vallahi sonuçlarımızı? Sen mantığı çözdün mü diyorsun? Çözdüm evet. Peki çözdük. Tamam. O zaman şöyle yapalım. Sana bir soru sorayım. Buyurun. Bana bu sandalyenin olmadığını ispatla. Hangi sandalye? Yemezler. Yemezler. O öyle bir şey değil. Bu sandalyenin olmadığını bana ispatla. Hangi sandalye hocam? Oğlum beni delirtme. Bu sandalye diyorum. Aha bu sandalye bak. Aha bak bu. Böyle kolçaklı sandalye. Bunun olmadığını ispatla. Deli herhalde. Sandalye diyor. Yok tamam diyor. Oğlum beni delirtme. Aha bak oturuyorum bak. Aha otur. Aa! Ne oluyor? Adam havaya oturdu. Bismillahirrahmanirrahim. Saçmalama. Al o zaman ben de sandalyeye oturuyorum. Al. Al oturdum. Lan aynı şey mi? Sen squat yaptın. Aynısı abi, bu. Abi ne saçmalamayın ya. Oğlum. Hocam nasıl yaptınız onu? Gel buraya. Buyurun. Sen şimdi bu sandalye yok mu diyorsun? Siz var mı diyorsunuz? Yok oğlum sandalye. Hocam ne vuruyorsunuz ya? Ne vurmasına? Ne vurması oğlum? Vurdunuz ya hocam. Hayır, vurmadı mı oğlum az önce? Vurmadı oğlum. Ha gene vurdu. Yok. Arkadaşlar vurdun mu? Hayır, hayır ben gördüm. Ben vurmadı mı lan? Ben nasıl vurayım oğlum? Benim elim yok ki. Yok mu? Evet benim elim yok. Benim kolum yok. Var ya ha burada. Burada kol mu var? Lan yoktu lan adamın kol. Vurdu. Vurmadı oğlum. Vallahi vurdunuz hocam. Vurmadım oğlum. Ben bacağım yok ki benim. Nasıl var mı çocuklar? Yok, yok bacağım. Yok mu lan gerçek? Seni gördüm. Seni. Aradan. Beyler. Tamam, bir saniye ya. Götürün şunu. Tamam sakin. Hocam bir şey sorabilir miyim? Geç şuraya. Kolunuz var değil mi? Var var. Oh ya. Lan kafayı yiyecektim ya. Var. Kolu var da bacağı yok. Öyle mi? Ben de. Oğlum.
Bak sadece ben değil ha. Yani diğer hocalara sizi savunmaktan benim imanım gevredi. Yapmayın böyle arkadaşlar ya. Ya biraz ders çalışmanız lazım. Hocam bize ders değil sanki ya. Hocam bir de 2023 oldu. Vallahi 2023. Hala ders çalışmak. Babamlar falan da çalışmaz. Ne sizin bir sonraki dersiniz ne? İngilizce. Arkadaşlar benim sizi çalıştırmam lazım. Böyle olmaz. İngilizceden ne olacak sözlü? Sözlü olacak hocam. Sözlü tamam. Tamam çalıştıracağım ben sizi. Ben çalıştıracağım okey. İngilizce çalıştıracağım sizi. Hocam siz çalıştıracaksanız okey. Ha tamam. Gel Arif Ömer gel. Tamam. Gel. Gel bakayım. Gel böyle. Madem sözlü var. Edebiyatta İngilizce. Gel oğlum. Şöyle yapıyoruz. Taksim'de turistsin. Sen de onunla tanışmaya gelmişsin. Tamam. Tamam hocam. Hadi bakalım. Hi. What's your name? أهلاً وسهلاً أنا سعيد الله يحفظك. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun oğlum? Hocam Taksim'de turist dediniz. Ne olacaktı hocam böyle? Taksim'deki tek turist hocam. Tamam lan. Tamam Taksim'i unut. İngiltere'desin. İngiltere'de bir turistsin. Tamam. Sen de onunla tanış. Tabii hocam. Hi, what is your name? Ahlan ve sahlan, ana Saidullahi Vakkara. Lan oğlum! Hocam, adam İngiltere'ye gitmiş olamaz mı ya? Allah Allah ya! Lan İngilizce konu. Tamam. He. İngilizce. Tamam, tamam, tamam hocam. İngilizce. Çözdüm, tamam hocam. Ben hadi ama. Tamam ben hocam, çözdüm. Arif, ya. Tamam kanka, ben de anladım. Hi! Hi! Do you speak Turkish? Yes! Oğlum bunu baş... Ana! Ulan sen neredesin? Buyurun toprağıma bak. Çocuklar, çocuklar! Allah canına! Burada ne işin var lan? Lan sana nasıl vize verdiler lan? Ulan ne bileyim, geldik işte. Geç yerine, geç ya. Ne oldu hocam ya? Adamı görmüşüm İngiltere'de hocam. Toprağını gördü adam, mutlu oldu. Dünya küçük hocam. Ya işiniz gücünüz Aytalık ya. Denk geldik, vallahi denk geldik. Allah Allah, ya arkadaşlar. Yapmayın böyle ya. Hadi. Hadi tamam, benle neyse de ben gittikten sonra da başınızın çaresine bakabilmeniz lazım. Ne? Ben gittikten sonra mı? Ne? Nereye gidiyorsunuz hocam? Gidiyorum arkadaşlar ben. Tayinimi istedim. Ne tayin hocam? Nereye gidiyorsunuz? Buhranbolu'ya. Buhranbolu'ya mı? Pardon. Neden gidiyorsunuz Buhranbolu'ya? Kişisel problemler diyelim. Anlıyorum hocam. Hocam bir şey sorabilir miyim? Buhranbolu yani şart mı hani? Çünkü Buhranbolu ben biliyorum öyle çok da şey yok. Hatta ben sıkılırsınız hocam. Gezdireyim size bu. Vallahi gezdireyim ama anlatayım sıkılırsınız. Anlat bakayım. Güzel. Gezdireyim. Buhranbolu bura. Bitti bu kadar Buhranbolu. Aa sen şeyi unuttun. Dur dur. Sen şeyi unuttun ya. Ha tamam bir de ora var. 7 adım Buhranbolu. Oğlum şeye gitmeyiniz siz dur. Bana gidecek yer kalmamış hocam bu. O kadar küçük hocam bu. Vallahi sıkılırsınız Buhranbolu'da ya. Arkadaşlar yapmayın. Sıkılacak falan bir durum yok. Kişisel problemlerden dolayı gitmem gerekiyor. Bu kadar. Hocam gitmeyin ya. Hocam gitmeyin ya. Gitmeyin bırakmayın hocam. Burada ne güzel işte. Size ihtiyacımız var bu okulda hocam ya. Yapacak bir şey yok çocuklar. Ama sonra vedalaşırız oldu mu? Şimdi bir sonraki ders yine geleceğim. Öyle yapalım. Tamam. Bir sonraki ders Özlem hocanın bu arada. Evet. Özlem Hoca da gidiyor bu arada. Nereye? Ah, nereye? Buhranbolu. Bok mu var lan bu Buhranbolu? Onu üzmeyin tamam mı? O da kişisel problemlerden dolayı gidiyor. Hocam. Hayır abi bir sonraki ders geç. Hocam vallahi siz giderseniz müdür bizi atar hocam. Tamam oğlum. Hocam gitmeyin. Tamam, hocam, bir şey anlatıyorum ya. O zaman. Hocam bir şey anlatıyorum ya bu. Tamam oğlum hocandır neticede. Sinir yaptım tamam abi ya. Bir şey anlatıyorum ya. Beyler dur bir dakika sakin ol. Beyler. Ne yapmamız lazım? Ne oluyor? Gidecek göz mü yumacağız buna yani? Göz göre göre hocamız gidiyor elimizden. Abi adam dedi ya kişisel problemlerden gidiyorum dedi. Doğru. Oğlum bir insanın Buhranbolu'yla ne gibi kişisel problem olabilir? İklimleriyle belki olabilir kardeşim. Olabilir yani. Abicim boş konuşmayı bırakın. Özlem Hoca da Buhranbolu'ya gidiyor ya. Hı. Ben diyorum ki bunların arasında... Doğru diyor lan bu. Bence. Vallahi de kesin bunların arasında ilişki var biliyor musun? Evlenip gidecekler ya da orada evlenecekler abi. Oğlum vallahi orada... Oğlum. Lan tayini çıkmıştır ondan gidiyor ya. Salak. Bir okuldan aynı anda iki hoca aynı memlekete gidiyorsa kesin aralarında ilişki vardır. Doğru. Geçen sene Ahmet Hoca ile Necip Hoca Kırıkkale'ye gitti beraber. Arasında bir şey mi var oğlum onda?
Yok be. Abo. Yok ama be. Yoktur. Öyle mi? Hayır. Tayindir oğlum, o denk gelmiştir. Tayindir. Lan onlar amcaoğluydu, salak. Ha, akrabaydı değil mi? Allah Allah. Allah. Yüzüne gitmişler. Nasıl? Beyler, ben diyorum ki Erdem Hoca'nın burada kalmasının tek yolu Özlem Hoca. Özlem Hoca kalırsa o da kalır. Burada evlenirler. He? Olmaz mı? Özlem Hoca'yı ikna edemeyiz. Bizi sevmiyor. Oğlum niye sevmesin ya? Madem çalışkan değiliz, notlar kötü. Başka özelliklerimizi gösteririz. Tatlı davranırız kadına. Ne diyorsa yaparız. Mantıklı. Değil mi? Deneyelim. Olur lan. Ya oğlum bir kız için değer mi ya? Doğru diyor lan. Bir kız için bu kadar şey yapılır mı? Lan bırak. Bir kız için yapılır mıymış? Allah Allah. Meslek lisesine, kız meslek lisesine kaydolmak için E-Devlet'ten cinsiyetini değiştirmeye çalışmadın mı sen? Gerizekalı. Çalıştım ama ben bir kız için mi çalıştım? 300 kız için çalıştım. Ayrıca bu arada E-Devlet'ten cinsiyet değişmiyormuş kardeşim. O ikametgahmış, denemeymiş. Allah'a denemeymiş. Beyler, Cenan haklı. Adam gibi oturalım, düşünelim harbiden. Tatlı olalım. Yapalım ya. Abi şu, gitmesinler abi. Gitmez abi, tatlı olalım. Yapalım. Hadi, 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 hadi. Ne yapacağız? Tatlı olalım. Aynen, güzel. Good morning class. Aleykümselam hocam. Yavrum, hani öğrenin artık şunu. Good morning diyeceksiniz. Ya tamam hocam, tamam, hocam siz ne istiyorsanız deriz. Biz öyle çocuklarız biliyorsunuz. Tamam, o zaman benim dediğimi tekrar edin. Yani repeat after me. Repeat after me. Hayır. Repeat after me. Hayır. Repeat after me. Bir saniye dinleyin. Bir saniye dinleyin. Arkadaş dur. Arkadaş dur. Ben malım. Hocayla bir ikimiz mi almışız lan siz? Ama beni üzüyorsunuz arkadaşlar. Neden bu dalga geçiyorsunuz benimle ya? Hocam, biz sizi üzmek istemezdik. Vallahi ya. Üzmek için yapmadık. Ne demek? Dersem deyin dedin ya. Ya yapmayın lütfen arkadaşlar. Hep bakın dalga geçer gibi bu quiz'in hali ne? Bu cevaplar ne? Allah aşkına bir açıklar mısınız ya? Ne hocam? Ne olmuş hocam? Yavrum, true or false diye sormuşum. Hepsine or demişsiniz. Arada kaldık hocam. Delireceğim. Gerçekten delirir. Neyse ki bugün son günüm arkadaşlar. Ben Buhranbolu'ya gidiyorum. Allah Allah. Ne var oğlum bu? Ne bileyim ya. Hocam, eğer bizim notlarımız kötü diye gidiyorsanız biz derslere çalışırız. Hem başka yeteneklerimiz de var. Evet. Gençleri böyle değerlendirmeyin. Evet hocam. Oğlum, var, evet, var, var, var. Var. Bam 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 bam. Aman 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 aman
Çizgideyim ha kapının önünde. Ha. Duruyorum hocam. Askerlerimin gözünün içine bakıyorum. Saldırın askerlerim diyorum. Helal lan. Saldırın. Alıyorum burayı. Tırnaklarımla alıyorum. Yürü be. Bir sonraki yere geçiyorum hocam. Bir sonraki yerin böyle kapısında duruyorum böyle. Askerlerime diyorum ki yürüyün. Saldırın askerlerim diyorum. Evet. Saldırıyoruz, alıyoruz orayı da. Yürü be. Hemen bir sonraki yere geçiyoruz hocam. Kapının önündeyiz hemen. Atlar dizilmiş arkada. Saldırın diyorum. Orayı da alıyoruz hocam. Yürü lan. En son Buhramoğlu'ya geliyoruz. Evet. Kapısının önündeyiz. Böyle duruyorum. Askerlerime dönüyorum. Diyorum ki sektir edin lan diyorum buraya. Ne yapacaksınız burayı diyorum. Kış diyor Buhramoğlu. Hadi, hadi diyor. Hadi, hadi diyorum. Orada bir çay içiyoruz hocam. Sonra devam ediyoruz ama aynı şekilde. Böyle devam ediyoruz. Böyle bir yer Buhramoğlu. Güzel böyle oynadın. Mi? Güzel oynadın ha. Bu şekil hocam. Ama arkadaşlar onunla alakası yok. Yani ben kendi isteğimle gidiyorum. Ayrıca Buhramoğlu benim memleketim. Allah benim Allah. Kalbim böyle Buhramoğlu diye atar arkadaşlar. Vazgeçiremezsiniz. Boşuna uğraşmayın. Kalpte yanlışım var. Evet. Hiç açma ya. Vay be. Hayatın gerçekleri be kardeşim. Boş ver işte. Ne gerçekleri lan? Gerçek ne biliyor musun kardeşim? Gerçek ne biliyor musunuz hocam? Beni buraya sabahın köründe attılar. Anam yok benim. Babam yok benim. Her şeyini kaybet, neşeni kaybet. Hayalleri Paris pırlı, yaşadım Somali pırlı, senin adını buldum. Vallahi ya, senin adın Mokali, Mokali, Mokali. Hayalleri Paris pırlı, yaşadım Somali, Somali, Somali. Somali, 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 Somali. Benim adım Somali. Gel. Hiç alakan yok. Benim adım Somali ne? Ayıp. Aa, ne yapıyorsunuz lan? Pardon, özür dilerim. Gel. Ne yapıyorsunuz lan? He? Ne yapıyorsunuz oğlum? Ben üvey anne istemiyorum baba. Ne üvey annesi ya oğlum? Ben sizi bilmiyor muyum ciğerinizi? Ne oldu? Ne dönüyor burada? Ne oluyor şu an? Ya hocam biz istedik ki gitmeyin. Burada kalın diye. Yani aşkınızı burada yaşayın istedik hocam. Ne aşkı oğlum? Neden bahsediyorsun sen? Yok öyle bir şey. Hocam, o zaman neden gidiyorsunuz Buhramoğlu'ya? Çünkü bir öğretmen maaşıyla İstanbul'da yaşayamıyorum. Ondan. Hocam, o zaman evlenin, iki öğretmen maaşıyla yaşayın. Mantıklı. Ya hocam ayrıca biz öğrenciyiz, bize maaş da vermiyorlar. Biz doğru, yaşıyoruz işte burada. Biz yaşıyoruz, öğrencinin maaşı yok. Yani bak ben size öncelikle yerim de. Ben evliyim zaten arkadaşlar. Hadi ya. Haberiniz yok muydu? Yoktu. Manyak, kadın evli. Allah Allah. O yüzden gitmem lazım. Gitmeniz mi lazım? Evet. Bizi bırakıp gidiyorsunuz yani öyle mi? Vay. Eyvallah. Hocam Buhramoğlu sıkıcıdır, ne yapacaksınız orada ya? Şaka yaptım lan zaten. Gitmiyorum, gitmiyorum. Bizim için mi? Yok lan sizin için değil. Hakikaten çok sıkıcıymış ya. Adam haklı oğlum. Pavyon bile yok hocam. Hela pavyon bile yok. Lan oğlum. Hocam çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Beni de kendinize benzettiniz. Şimdi kalıyorsunuz ya. Kalıyorum. Ya. Helal hocam. Gelin. Helal adamsın. Vallahi adamsın. Hocam. Hocam. Adamsın. En büyük hocam. Bizim hocam. En büyük hocam. Bizim hocam. Oradayız. Ne yapıyorsun lan? Ne güzel başına? Ne yapayım ben? Terbiyesiz, sıraya geç. Buyurun. Kusura bakmayın hocam, dersi böldüm. Arif, hocam gel buraya. Bir lira daha ver lan. Büyük iki liraymış oğlum. Allah kahretmesin hoca gibi. Ya, böyle yazıklar olsun. Ya abi o kadar güzeldi ki böyle zile hep birlikte gidelim ya böyle. Yürü yürü yürü. Müdürümüzle beraber. Hacı, çal temsile. Bravo. Yani normalde erkek lisesi ya da işte böyle lise skeçleri yapıldığında içeride yapılan şakalar
biraz zorlama oluyor. Kolay bulunmuyor çünkü ergen şakalar. Ama burada bulduğunuz her fikir çok iyi ya. Yani çocukların tuvalet için turnike yapma fikri çok iyi. Bunu kendi lisenizde uygulamayın. Yani fikir iyi. Yani sonra sandalyenin yokluğuyla ilgili yapılan geyikler çok iyi. Troll, force, her şeyi or yapmanız. Yani bu öğrencilerin hani gerçekten bütün öğretmenlerle dalga geçiyoruz hissini iliklerimize kadar yaşattınız. Bir de böyle bir eski altyapı enerjisi birleşti gibi oldu. Skeç böyle kırmızı halıya doğru gitti bence de ya. Vallahi çok güzel. Altyapıdaki yazar arkadaşlar zaten yazdı skeci. He, şu an evet. Yeni yetişen mutfakta evet, gençlerimiz yazdı. Ekstra kıymetli oldu. Çok güzel oldu. Senin yeni yazarlar da geliyor yani Atakan. Ne evet, diyorsun? Abi, vallahi çok mutluyuz ya. Yani sonuçlar güzel oluyor. Değil mi? Onların da eline emeğine sağlık. Elinize sağlık gençler. Arkadan biliyorsunuz burası bir okul olduğu için şimdi içeride sistem sürekli değişiyor. Yazıyoruz, çiziyoruz. Alttan da güzel yazarlarımız geliyor. Bu yani onların yazdığı skecin bu kadar aradan parlaması da bence de çok değerli. Bir kırmızı halıları oldu abi. Bir kırmızı halıları var gerçekten. Çok güzel hareketler. Şahane bir şekilde devam ediyor.